Merhaba herkese. Uzun bir aradan sonra yine bir kısa bir video çekmeye çalışıyoruz. Pandemi son artı diyemiyoruz çünkü bu pandeminin gidişatı uzun olacak ama biraz gevşettiler. Biz de fırsat bulduk. İstanbul'dan Tekirdağ'a bağlı, yanlış değilsem, Vize ilçesi. Vize ilçenin de köyün ismini bilmiyorum ama doğa restoran bir yer var. Otantik, egzotik, böyle eski yapıyla, işte gördüğünüz gibi böyle arazi var, arkadan da güzel manzara var. Burada bir dere var. Küçüklüğümden köyde böyle derelerde falan su içiyorduk, geziyorduk, oynuyorduk. Şimdi burada da dere var. Hani ne kadar temiz bilmiyorum ama su Şililer'den geliyor dedi mekan sahibi. Hani çok uzak değil. Ben de içeceğim. Bir de ayaklarımı da şey yapacağım. Hani bu doğayı yani özlüyoruz. Çok özlüyoruz. Ben de bu mutluluğu, bu sevinci sizinle paylaşmak istedim. Şimdi tabii hiç böyle yere de yürümemiştik. Çok oldu. Yani bir şeyler kolay batıyor ayaklarımıza ama gideceğiz şimdi. Kameraman efendi de hanımefendi, yani karıcığım, yani eşiciğim. Ben çekiyorum. Gel bakayım. Kem battı. Çok çok soğuk. Yapar böyle. Reha, düşünün abi. Reha, dur orada oğlum. Soğuk. Şimdi burada yosun yosun bir şey var ama su akıyor, gidiyor. Tadı güzel. Vallahi çok güzel. İstanbul'dan yaklaşık 150 kilometre mesafesinde geliyorsunuz. Eski Edirne asfaltı veya eski yani şey ismi hala geçerli de, ve Edirne asfaltı ya da İstanbul Caddesi, iki yoldan sonra zaten sarayda birleşiyor. Yani saraya girmeden önce birleşiyorlar. Şöyle gelelim. Gel bana. Gel. Yalnız su soğuktu. Yani birden böyle sanki bir şey oldu, böyle kesildi direkt. Yani diyeceğim o ki 150 kilometre civarında Edirne asfaltı veya İstanbul Caddesi'nden saraya kadar gelinmiyor. Saraydan da sonra 40 küsur kilometre civarında Vize çıkıyor. Vize'nin de çıkışında, yani Tekirdağ'a doğru giderken 4 küsur kilometre var. Bu yere geliyorsunuz. Ben videonun alta yüklendiği konumu belirttim. Yani burada niye gelinir? Vallahi doğa. Adamlar mekanın ismini Doğa Restoran söylemişler. Hani mutfakları çok zengin değil. Ama hoş, güzel bir yer. Şimdi beyefendi bize yemek olana kadar bir şu tarafta gezebilirsiniz dedi. Yani şeyin kaynağı görmek için. İnşallah ufaktan oraya da gideceğiz. Bu etrafında da birkaç detay alacağım. Bizim çocuklar da tabi durmuyor. Detaylarla görüşmek üzere. Daha fazla bilgi veya ne bileyim soru için yorumlarda yazabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla bilgi vermeye çalışacağım ama gerçekten çok güzel bir yer. Hele hele burası böyle Ekim sonu Kasım başı gelinirse sapsarı bir ortam oluyor. Şu tarafa gösterir misin lütfen? Gül ablamla ekmek aldım. Bu manzaraya bakın ya.
Gül ablamla ekmek almak orman, için. Orman, olur, güneş, ot. Var da var. Burada çiftler var. Oradaki ekmek vermek istiyorum. O yüzden Gül ablamla ekmek almaya gidiyorduk. Tavuklar var. Bir şey diyeceğim. Karış. Efendim oğlum. Neredeyiz babi? Görüşmek üzere. Videonun devamında çok olacağını düşünmüyorum. Çünkü bir böyle anlatmak istedim. Hani detaylarda da gördüğünüz kadarıyla işte bu şekilde. Görüşmek dileğiyle. Ne uçuyordu? Ver buradan çekeyim çocuklarla beraber. Deredeki içtiğimiz su bize oradaki mekan sahibi anlattığı gibi şu betondan geçiyormuş. Burada normal derede var da anladığım kadarıyla üstten artık şeyle hortumlarla geliyor. Burada bir tane bağlantı var. Buradan da canlılar da şeye gidiyor, mekana gidiyor. Yaklaşık bir 500 metre var buradan mekana kadar. İşte böyle etrafa bir baksak böyle bir yoldan geldik. Ormanın içinde. Burası yol sonu. Doğa güzel, yeşili. Böyle de dağ diyemeyiz ama dağ gibi çok iyi görünmüyor. Böyle doğa ile iç içe dedikleri şey bu olsa gerek yani. Hani az buçuk bir şeyler çekmeye çalıştık. Burada mekanda da detay, yolda da böyle. Hani işte burası yani hem orada bir şeyler yiyilir, içilir. Sonra da çocuklarla böyle ay tehlike yok, araba yok. Yani mekanın arkasında yani yol var, mekan var, arkasında da bu mekan var. Doğa güzel yani vakit geçirilir. Bir gün yani 4-5 saat çok güzel vakit geçirilir bu taraflarda. Hani gelmek isteyenlere şiddetle tavsiye ediyorum. İnşallah başka bir video ve mekanla görüşürüz ilerideki videolarda. Kendinize iyi bakın. Koş Faris. Koş. Hadi gidelim. Bay bay. Ben de video çekmiyorum. Ben de videoya bir şeyler söylemek istiyorum. Söyle sonra koşacağız. Faris benim oğlum bu arada. Şu an sabah erkenden bir yolculuğa çıkmıştık. Polinalarla birlikte. Başka ne yaptık? Şu anda eve gitmek için arabamızı arıyoruz. Ha, hadi koşalım eve gidelim. Bay bay de videoya. Bay bay. Hadi koşalım. 1, 2, 3. Gel. Gel.